mahallenin esnafı olarak kahveciyim kendim. Buradan pudreyin kalkmasını istiyoruz. Esnaf olarak. Burası belediye yolu olduğu için belediyede devamlı kasa olduğu sürece bize şikayetçi. Burası kalkması gerekiyor. Başka bir yani yol. Burada esnaf hep mağdur. Yol alanı da var. Esnaf hepsi mağdur. Esnafın yani çok mağdur olduğu için iş adamı. Görüntü kapatıyor, görüntü kirliliği var, artı burada çok insan kazıyor. Burada mesela yani oradan geçen bir çocuk buradaki arabayı göremiyor. Bakın oradan geçen çocuk buradan gelen arabayı göremiyor. Göremediği için yani kaza riski %100 yani. Yani doğru düz bir şey yok yani. Bunu bizde yani bu devlet çözmesi lazım. Ben Metin Yıldız. Burada şu an işletmeci market çalıştırıyorum. Yolumuz çok kötü. Direğimiz evlerin içinde olduğu için yükseklerimiz, telleri komple binaların üstünde geçiyor. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken ben kendi çocukları geçiriyorum. Yolumuz çok kötü. Yetkililer bunu gördüğü görmüyor mu yani? Gördükleri için mi kaldırmıyor? Söyleyecek başka bir şey yok. Sırf sıkıntı. Sağlık açısından da zarar olduğu söyleniyor. Söyleniyor evet, sağlığımız da bu. Size inan ki mahalle insanı olarak kaç sefer gittik, dilekçe verdik, başvurduk, başvuruları yaptık. Henüz bize bir cevap verilmedi. Valla biz yıllardır yani gittik geldik hiçbir şey görmedik. Adam hatta geldi yatağı da betonladılar. İyice kimse dokunmasın diye. Yani daha da sağlamlaştırdılar diyor. Evet. Tabii canım zaten önce beton yoktu ki. Ondan sonra geldi o betonu çektiler. Ne bakan var ne diyorlar ben ne gidiyorum. Ben 24 senedir burada başka bina yapan benim. O zaman geldiler biz burayı kandıracağız dediler. 24 senedir ben Erzurum'dan gelmişim, hala burayı kaldıracaklar. Oğlum! Erzurum'un içinde kaldıracağız dediler. Ben binanın temelini attım, onlar da burayı kaldıracağız dediler. Daha da kalktım. Tener şeklinde. Sen başta Burnova'ya ben müracaat etmiştim binanın şey için. Hayır bak bir de o gelen adamlar dedi ki şu birinci şeyin direkt şu anda kalkmış gözünü. Buradaki halk toplansa, şu yolu kapatırsa dedi, bu gelip direkt kalkar burada dedi. Hani burada gelen telaşla gelen insanlar, bu şunu betona atan insanlar söyledi orada. Biraz ama dedi burada, buradaki muhtarlar, zaten bizim muhtar değil, o boş yani. Bu da yok. Yine parti konusunda gibi zaten belediye de boş ver. Allah için çalışmıyor. Yani, çalışmıyor, belediye hiç yok. Yarın seçimde nasıl İnsana karşısına çıkacak. Nasıl bu sokağa çıkacak da bir insanın bir ihtiyacı bir şey nasıl diyecek? Peki. Neydi? Yüksek gerilim aklından dolayı herhangi bir kaza bir şey falan çok, her kaza. 50 sefer oldu. 100 tane araba gelmiş burada çarpa olmuş, burada çarpa olmuş. 100 tane var. Kaç tane insan bak. Burada mesela çocuk çıkıyor. Karşı göremiyor. Çıkıyor adam frene basıyor. Kaç tane insan burada ama yani ölen olmadı da yararlı ezen şey olan. İlla biri ölecek canım. Biri ölmedi. Onu ama yok kimse. Neden ki? Ne belediyeden ne TEDAŞ'tan hiçbir şeyde yok. Bir fayda görmedim.